kentsel dönüşüm noktasında hatırladım. Türk ve yabancı yatırımcıların 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir'de katılır. 15 binden fazla potansiyel ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. İzmir'in yanı sıra Türkiye'nin birçok il ve yatırımcılarla buluşurken bir yandan da İzmir'in ekonomisine, kent kültürüne ve gelişimine de büyük katkı sağlayacak. İzmir Property Expo, İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na davet ediyoruz. Sektör önemli bir sektör. Birçok peşinde tetiklediği de inşaat sektörü, emlak sektörü. Bir anlamda aslında hem turizm açısından hem ekonomi açısından da ihracat sayılabilecek nitelikte bir organizasyon. Yani emlak alıp satmak, yurt dışındaki özellikle alıcıyı buraya çekmek, sadece yatırımcı olarak değil, zaman içerisinde burada kalıcı oturmaya dönük veya kendi çevrelerini, hatta ileriki aşamalarda diğer yatırımlarını, belki iş kollarını buraya aktarabilecekleri de bir önem arz ediyor. Emlak'ın böyle bir avantajı var. Turizm hareketini de sağlamış oluyor. Çünkü bir adam, bir aile geliyor, memnun oluyor. Şehirden memnun oluyor, ülkeden memnun oluyor. Diğer arkadaşlarına da tavsiye ediyor. İçeriye de para giriyor. Yani sonuçta ihracat yapıyoruz, evet, ama ürünümüzü dışarı gönderiyoruz. Burada enteresan bir şey var aslında. Bir anlamda döviz girdisi sağlıyorsunuz, para tahsilat yapıyorsunuz, bir insan kazanıyorsunuz, kültür kazanıyorsunuz. Ama aynı zamanda da ürün dışarı gitmiyor, kendi memleketinizde, toprağınızda kalıyor. Toprağı satmıyorsunuz aslında, bir kat satıyorsunuz biliyorsunuz. Bu anlamda bakıldığı zaman aslında önemli bir aktör, ekonomi açısından çok önemli bir aktör. Bu yüzden İzmir'de bugüne kadar hiç yapılmamış bir organizasyon, İzmir Emlak ve Gayrimenkul Yatırım Fuarı. Yaklaşık 13 tane ülkeyle irtibat içindeyiz. Tabii içinde Araplar da var ama Avrupa'dan da, hem Yunanistan'dan, Katar'dan, Bulgaristan'dan, birçok Avrupa ülkesinden de olduğu gibi Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, oralardan da alıcı gruplarını ve profesyonelleri getiriyoruz. Dediğim gibi 13 ülkeden şu ana kadar bize register yaptırmış, otellerini ayırttırdığımız 500 aşkın profesyonel ziyaretçi var. Bunun yanında başka türlü duyurup da kendisi gelmek isteyen insanlarımız da oluyor. Biz onların transferlerini, konaklamalarını da karşılıyoruz. İzmir'in tanıtımına da, Ege'nin tanıtımına da büyük bir katkı aynı zamanda bu. Güzel bir organizasyon olacak. Tüm Ege'liyi, tüm Türkiye'den bu bölgeye, özellikle Didim, Kuşadası, İzmir, Çeşme, Aydın, Manisa gibi çevremize yatırım yapmayı planlayan, hatta Kıbrıs'a, hatta yurt dışına, yurt dışından çok katılımcı firmalarımız da var. Yeni bir trend de başladı biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nde üye olmuş ülkeler veya üye aday ülkelerin birçok avantajlar sunuyorlar. İşte gold vize, oturum müsaadesi, arkasından da vatandaşlık gibi. Bu amaçla da işte 250 bin euro gibi bir yatırımla Kotor'da vesaire de bir yatırım yaparak işte gold vizeye kavuşuyorsunuz. Tüm Avrupa ülkelerini seyahat imkanına kavuşuyorsunuz falan gibi. Bunları da değerlendiren, bunları da halkın hizmetine sunmak isteyen firmalarımız da burada stand açacaklar. Yaklaşık 80 firmamız, 300'den fazla bir proje bunlar sunuş yapacaklar. 15 bin civarında da ben bir yatırım yapmak istiyorum. Yatırım yaparsam hangi bölgede yapayım? İşte Karşıyaka'da mı yapayım? Urla'da mı yapayım? Seferihisar'a mı gideyim? Manisa'da mı yapayım? Aydın'da mı yapayım? Denizli mi? Dediğim mi? Neresi daha uygun olur? Fiyatlar nedir? Herkesi, yani bırakın İzmir'de bile bütün projeleri gezme sahip, bu trafikte imkanına sahip değilsiniz ama fuara geldiğiniz zaman birkaç gün içerisinde en azından elemeyi yapıp daha sonra projeyi görerek pazarlamasını da yapabilme ihtimaliniz de söz konusu olacak. O açıdan önemli olduğunu düşünüyoruz. Değerli katılımcı firmalarımız var. Ankara'dan, Aydın'dan, Didim'den, İzmir'den. Tabii yurt dışından katılımcılar böyle bir lansmana katılamadılar. Ama tanıtım filminde de izlediğiniz gibi gerçekten 13 ülkeden. Bu fuarın onlarcası büyük bir keyifle, büyük bir coşkuyla yapılacağını düşünüyorum. Katılımcılar ortada. İzmirli fuarı sever. Az evvel Bursa Başkanım dedi, 70 bin dedi. Ben İzmir'de şuna inanıyorum, ilk fuarımız olmasına rağmen 50 bin ile 100 bin arasında çok rahat yakalayacağımızı düşünüyorum ziyaretçi sayısı olarak. Çünkü bu fuarın tanıtımında
inanılmaz emek veriyor ve basına da buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun desteğinizden dolayı. Bu bizim için çok önemli. İzmir kenti için önemli. Emlakçı burada belki mal satmayabilir. Çok büyük alışverişler yapamayabiliriz. Ama İzmir'e katkımız varsa bundan büyük keyif alırız. Her şey İzmir için. Birçok hizmet sektöründe yanında tetikliyor ve ciddi anlamda insan kaynağını da oluşturuyor ve bazen durma noktalarına, hatta bazı firmaların, emlakçı arkadaşlarımızın sektörden çıkacak kadar soğuk geçiyor. Hep beraber fuarı bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da emlak fuarı denildiği zaman, yatırım denildiği zaman insanlar... Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle basın mensuplarımızın bugün bayramı var.